Merhaba, merhaba değerli izleyiciler. Amerika'dan merhaba. Merhaba hocam, merhaba sevgili seyirciler. Hocam buyurun. Sevgili değerli izleyiciler, bugün ilk konuşma sırası sevgili Merdan Yanardağ'ın. Onun için ben sizlere bir merhaba diyorum. Gündemin çok sıcak olduğunu hatırlatıyorum. Devam eden olaylar var, yeni ortaya çıkan durumlar var. Şimdi bakalım Merdan Bey bize hangi yorumları lütfedecek. Buyursunlar. Estağfurullah hocam. Hocam bugün yine bir ne diyelim 5 puan daha artırıldı faizler. Politika faizi deniyor bunun adına iktisatçılar tarafından. 50'ye çıktı. %50 faiz. Yani çok yüksek. Yani daha önce tasavvur bile edilemeyecek bir noktaya geldi. Ben Türkiye'deki ekonomik krizin ülkemizde siyasal bir depreme yol açan 2001 krizinden daha derin ve daha yıkıcı olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen ne doların ne euronun ne de ekonominin ateşi düşmüş değil. Kısmi bir düşüş gözleniyor euro ve dolarda. Fakat bu sert bir düşüş değil. Öyle anlaşılıyor ki hafta başından itibaren yeniden yukarı yönlü hareketine dolar ve euro başlayacak. Yani şu olup bitenler bize bir gerçeği açık bir şekilde gösterdi. Bilim ve akıl merkezli bilgi anlayışıyla inanç merkezli bilgi anlayışı arasındaki fark iki çağ arasındaki farktır. Birisi orta çağa aittir, inanç merkezli bilgi anlayışı. Yani bilgiyi inanca göre düzenlemek, inanç temelli bir bilgi anlayışını savunmak orta çağa özgü bir öğrenme, bilgilenme ve yönetme anlayışıdır. Akıl ve bilgi merkezli, bilim merkezli, akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışı ise aydınlanmaya, moderniteye ve çağdaş dünyaya aittir. Siz büyük bir ülkeyi 21. yüzyılda inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla yönetemezsiniz. Nas var, size bize ne düşer? Biz faizi artırmayacağız, faiz günahtır diyen anlayış, ekonomiyi yönetmeye çalışırsa bu kadar derin bir yıkıma yol açar. Ve fakat muhalefetin bunu yeterince işlememesi, sadece iktisadi kavramlar etrafında bu sorunu tartışması, bir ideolojik mücadeleye dönüştürmemesi, bir kültürel hesaplaşmaya dönüştürmemesi bunun, bir orta çağ kafasıyla, bir orta çağ mantalitesiyle, bir orta çağ ideolojisiyle ve anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu topluma göstermeden ve bu anlayışla 21. yüzyılda tıpkı 20. yüzyılda olduğu gibi bir ülkenin, bir toplumun yönetilemeyeceğini anlatmadan bu sorunu ve bu iktidarı ve bu mantığı aşmak mümkün değil, mümkün görünmüyor. Şimdi geçen seçimlerde de hocam hep beraber gördük. Mutfağın, işte mutfaktaki yangının, sofradaki sefaletin, derin gelir adaletsizliğin, yoksullaşmanın iktidarı kendiliğinden götürebileceği zannedildi. Olmadı. Şimdi yine bakıyoruz. AKP'nin oy oranlarının gerilediği ve AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde seçimleri kaybetmesinin büyük bir olasılık olarak önümüzde durduğu, yani kaybettiğinin büyük ölçüde ortaya çıktığı bu koşullarda bile bu partinin oylarının %30'un altına düşmediğini görüyoruz. Oysa 2001 krizini hatırlayın. Ecevit en büyük parti olarak çıkmıştı bir önceki seçimlerde. 98-99'da 2001'deki krizin ardından 2002 3 Kasım'ında yapılan seçimlerde %1 ile çıktı. %1. %1. DSP çöktü. %20'lerden. %22'den hocam. Küsurlardan. Evet, %22 küsurdan %1'lere düştü. Yani %2 değildi. %2'nin altında %1 küsurdu. %1,2 ya da 3'tü. Büyük bir çöküştür o. Bugünkü ekonomik kriz çok daha derin olmasına, çok daha yıkıcı olmasına, çok daha büyük bir sefalet, yoksulluk ve gelir adaletsizliği üretmesine karşın, orta sınıfın hemen hemen tasfiye edilmesine rağmen böyle bir siyasal deprem, siyasal çöküşle Türkiye
karşılaşmadı. Bunun tek bir nedeni var. Karşımızda rejim değiştirmeye çalışan, cumhuriyete karşı savaş açmış, ideolojik ve kültürel mücadele yürüten bir parti var. Ve kutsal değerleri ve inançları istismar üzerinden yapılan bir siyaset var. Tam da bu alanlarda karşılamadan, bu alanlarda yenilgiye uğratmadan, geriye püskürtmeden bu mücadelenin kazanılmasının imkanı yok. Yani karşıtının, yani muhafazakar ve İslamcı hareketin bazı kavramlarının yeniden üretilmesiyle, onlara ait bir anlayışın yeniden daha seküler bir perspektiften ifade edilmeye çalışılmasıyla bu mücadele yürütülemez. Karşısındakinin tezini tekrarlayan, kimi kırılmalarla ve değişikliklerle ya da yumuşatarak tekrarlayanlar ancak karşıtını güçlendirirler. Son 20 yılda biz bunu somut olarak gördük. Şimdi bir yerel seçime gidiyoruz. Bu ekonomik krizin etkileriyle karşılaşacağız hocam, göreceğiz. Ya faiz %50 olmuş. Faizin %50'ye geldiği, sefaletin bu kadar arttığı, insanların neredeyse sokağa düştüğü, artık beslenme temel olarak bir açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı toplumun kimi kesimlerinin bir ortamda bunun sorumlusunun belli olduğu bir tarihsel dönemde bunun failinin büyük bir siyasal çöküş yaşaması gerekiyorken bu olmuyor. Bunun nedeninin üzerinde durmak gerekiyor. İdeolojik mücadele ve siyasal mücadelenin birlikte yürütülmesi gerektiği son derece açıktır. Siz tarikatlara karşı mücadele etmeden, siz dindeki eğitimdeki dinselleşmeye karşı mücadele etmeden, siz cumhuriyete yönelik saldırılara, laikliğe karşı saldırılara açık ve net bir şekilde karşı koymadan, siz bütün bunları yaptığınız takdirde din düşmanlığı yapılıyor yaftasından korkmadan bu mücadeleyi kazanamazsınız. Çünkü bunların hiçbirisi doğru değil. Karşımızda açıkça yalan söyleyen, dün söylediğini bugün inkar eden, yarın başka bir şey söyleyen, birkaç yıl içinde birbiriyle çelişen birkaç farklı politika izleyen, tutarsızlıkları son derece açık bir şekilde görülen, bir siyasi, derin bir siyasi analizi bile gerektirmeyecek bir şekilde çıplak gözle izlenebilen, dış politikadan iç politikaya kadar birçok alanda başarısız olmuş, Türkiye'nin kurumlarını çökertmiş, piyasayı tutamayan elinde ve Türkiye'nin rezervlerini tüketmiş, büyük bir yağma düzeni kurmuş, servet transferlerini gerçekleştirmiş, bir vurguncular düzenini yaşarken bu mücadelenin kazanılamamasının nedenlerini doğru saptamak lazım. Politika faizi %50'ye çıktı. %50'ye rağmen bakıyorsunuz dolar ve euronun ateşi düşmüş görünmüyor. Büyük bir sert bir düşüş söz konusu değil. 0,50, 0,70, 1,30 gibi küçük düşüşler var. 35 liranın üzerindeydi euro. Şimdi 34 lira 81 kuruş. Yani 25-30 kuruş düşmüş, öyle görünüyor. 25-30 kuruş düşmüş. Yani bu büyük bir düşüş değil. Piyasanın verdiği ilk tepki. Yarın tekrar göreceğiz haftanın son günü. Pazartesi günü de yeniden her şeyin eski seyrinde devam ettiğine tanık olacağız. Buyurun hocam. Evet, bence çok doğru tabii bu. Yani mücadelenin hangi düzlemde, hangi ortamda yürütüleceği meselesi çok doğru bir tartışma konusu. Şimdi değerli izleyiciler, karşımızdaki iktidar rejimi değiştirmiş bir. Yani bugün artık uygar ülkelerde gördüğümüz demokratik rejim Türkiye'de yok. Hatta Türkiye'de 61 Anayasası'nın getirdiği ve 1961 ile 71 arası 10 yıl Türkiye'de dünyanın en ileri anayasasının uygulandığı bir dönemdeki özgürlükler ve uygarlıklar da yok. Buna karşılık ne var? Dinin istismarı var. Dinin kötüye kullanılması var. Müthiş bir yağma var. Hem bireysel düzeyde hem kurumsal düzeyde. Bakın bu çok önemli. Ben bunun altını iki defa çizmek istiyorum. En tepeden bir düzenin, şahsım devleti düzeninin yağmacı bir
genel politika izlediği yerlerde bu olur. O nedir? Bu olur dediğim şey nedir? Vurgulamaya çalıştığım şey nedir? Hem birey hem kurum düzeyinde yağma olur. Yani hem şirketler kurulur, o şirketlerle yağma yapılır. Hem devletin denetimi o yağmayı önleyici değil, tam tersine destekleyici bir tavır içine girer. Hem de ayrıca bireyler, şahıslar bu yağmaya katılır veya yağmanın liderliğini yaparlar. Bunun içinde tabii Ponzi dolandırıcılığı denen veya Türkiye'de işte bu bir takım maalesef spor isim adamlarının isimleriyle anılan bir takım fonların dolandırıcılıkları, güzellik enstitüsü, güzellik şirketi adı altında kurulan bir takım başka dolandırıcılık örgütlenmeleri, hem bireysel düzeydeki dolandırıcılıkları ve yağmayı simgeliyor, o yüzden çok artıyor, hem de kurumların yağmaya destekleri kaçınılmaz oluyor. Nedir kurumların yağmaya destekleri? Örnek verelim. Bir doğanın veya bir sahilin, bir kumsalın, bir tarihsel alanın inşaata açılmasına karar veren devlet kurumları, bir bakanlık devlet kurumudur, bir bakanlık dairesi, buna karşı mücadele eden halkın mahkemeye başvurması sonunda özellikle idare mahkemelerinden ve Danıştay'dan gelen bu yağmaları onaylayan, bu yağmalara izin veren kararlar. Bir tanesi son zamanlarda hepimizi sevindirdi ve dikkatimizi çekti. O da ya garip isimli yapay bir vakıf olduğu iddia edilen bir kuruluşa devredilen Gezi Parkı'nın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iadesi kararı. Dilerim o karar da, Asliye Mahkemesi'nin verdiği karar da, o üst mahkemelerde, yani onun istinafı var, temyizi var, reddedilmez ve bozulmaz. Çok yürekten diliyorum. Herkese de bu kararı izleme konusunda hararetle tavsiyede bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, biz vatandaşız. Bizim oylarımızla iktidara gelenler bu kararları alıyorlar. Dolayısıyla eğer biz bu kararlardan zarar görüyorsak, onları oylarımızla cezalandırmak, onlara oy vermemek bizim en doğal hakkımız. Bunu yapmak için de ne olduğu, ne bittiğine bakmamız lazım. Şimdi en son faiz kararı mesela. Hemen çok net bir biçimde bütün fiyatları, bütün hayat koşullarını arttıracak, hayatı zorlaştıracak, geçimi zorlaştıracak, insanlar ailelerini geçindirmekte son derece büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu çünkü kaçınılmaz bir şey. Şimdi öyle bir şey ki bu iflas etmiş ekonomi öyle bir şeydir ki bir süre faizi ne yaparsanız yapın, fiyatları kontrol etmeniz pek mümkün olmaz. Ancak faizi arttırarak fiyatları kontrol etmek veya dövizi kontrol etmek ancak istikrarlı ekonomilerde mümkün olur. Bakın Amerika'da %9'a kadar çıktı enflasyon. Millet bir ayaklandı. Biden telaşa kapıldı. Şu anda %3'te istikrara getirdiler, indirdiler. Hemen, yani birkaç ay içinde. Neden? Çünkü hem tedbirleri doğru dürüst alıyorlar, zamanında alıyorlar, hem de etkili biçimde uyguluyorlar. Ha Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de kimsenin umurunda değil ki bu. Yani şimdi yerel seçimlere gidiyoruz diye bu kadar uğraşılıyor. Ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye'deki iktidar oligarşiyi zenginleştirmekle meşgul. Yani milli gelir ne kadar artmış, insanların refah düzeyi ne kadar yükselmiş, efendim en az, en düşük gelirliyle en zengin arasındaki fark azalmış mı, artmış mı? Umurlarında bile değil. Hatta tam tersi. O fark artacak. Yoksullar daha yoksul olacak. Zenginler de daha zengin olacak ki kendi oligarşileri, işte o daha çok zengin olan zenginler, onlara destek versin. Şimdi bunun altında yatan rejim değişikliğinin temelindeki din istismarının muhakkak ortaya konması lazım. Şimdi
CHP'deki lider değişikliğinin esas sebebi budur. Yani CHP'deki lider değişikliği giden takımın, liderin ve onun takımının sağ partilerle işbirliği yapması değildir. Partiyi sağa kaydırmasıdır. Partiyi laiklikten uzaklaştırmasıdır. Şimdi eğer hala aynı çizgi devam ettirilecekse, hala iktidarın din istismarı ve dine dayalı yaptığı yanlışlar suskunlukla geçiştirilecekse, o muhalefetten hiçbir sonuç çıkmaz. 40 defa söyledik, 50 defa yazdık. Muhalefetin dilini kullanan, pardon çok özür dilerim, iktidarın dilini kullanan muhalefet, muhalefet yapamaz. İktidarın dilini kullanan muhalefet ancak iktidara hizmet eder. Maalesef CHP'nin giden yönetimi, benim bütün pozitif değerlendirmelerimin karşılığındaki yaptığım negatif değerlendirmelerle 40 defa söylediğim biçimde, iktidarın dilini tekrarlamaktan kendisini kurtaramadı. Dolayısıyla ne laiklik, ne vatandaş hakkı, ne uygarlık. Böyle rejim olur mu ya? Böyle rejim olur mu? Şimdi 40 defa bu ekranda söyledik. Merdan Bey de kaç defa tekrarladı? Ben de kaç defa söyledim. Yerel seçimler insanların şehirlerdeki yaşam biçimlerini karartmaya dönük bir sonuç verebilir. İstanbullular karanlık bir İstanbul'a uyanacaklar eğer iktidar yeniden kazanırsa. Bakın yani Murat Kurum'un zaten Kanal İstanbul denen o garip isimli garip proje için bir adeta liderlik görevi yapmış olduğu geçmişte ortaya çıktı, döküldü. Şimdi onu hiç ağzına almasa bile geldiği zaman ne yapacağı belli değil mi? Peki festivaller ne oluyor? Konserler ne oluyor? İnsanların yeme içme alışkanlıkları, özgürlükleri ne oluyor? Bunun bile dile getirilmediği bir muhalefet kampanyası görüyoruz. Hiç, üstelik de tam yani kendi işlerinde iktidarın ekmeğine yağ sürecek bir biçimde, o aday senin, bu aday benim, yok sen ben aday olmadım, olmazsam işte bağımsız koyarım, size oy kaybettiririm vesaire. Bunlar çok yanlış şeyler. Bir defa bu rejim tartışmasını mutlaka başta CHP'nin gündeme getirmesi lazım. Tek adam iktidarında karar alınamadığını vurgulaması lazım. Yahu kusura bakmayın ama yani yeniden refah bile veya AKP'den kopmuş olanlar bile tek adam rejiminin, tek adam yönetiminin yetersiz olduğunu vurguluyor. CHP'den tek adam yönetimi, şahsım devleti konusunda hiçbir eleştiri duymuyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu ne korkusudur, neden korkmaktır, hangi dili kullanmaktır anlamak mümkün değil. Anlatacaksın. Tek kişiye bağlı karar alma mekanizması işte ülkeyi %50'ye getirdi. Bu kadar basit. Bu ekranda söyleye söyleye Merdan Bey'in dilinde tüy bitti. Yani insaf edin değerli izleyiciler, değerli muhalefet yöneticileri, sözcüleri. Eğer rejimin temel sorunlarına işaret etmeden günlük sorunları anlatmaya kalkarsanız beceremezsiniz. İnandıramazsınız da. Bunları vurgulamanız lazım. Evet, o açıdan yani bu tabii uzun süredir benim bir iddiam var. Emperyalizm Türkiye'yi, Türkiye'deki siyaseti sadece iktidar aracılığıyla değil, muhalefet aracılığıyla da belirliyor, düzenliyor. Dikkat edin buna, dikkat edin. Yani evet. biz mi söyleyeceğiz nasıl ekonomi yönetilmez diye? Evet, buyurun efendim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Bugün Nevruz. Ben bütün Asya halklarının bu insanlığın kadim bayramını kutluyorum. Bahar geldi, bugün baharın ilk günü. Ve baharın ilk günü bütün Asya halkları tarafından büyük törenlerle kutlanır. Ben Türklerin, bütün Asya halklarının Nevruz bayramını, Kürt yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin de Nevruz bayramını yürekten kutluyorum. Umarım hayat bahar gibi akar, bir bahar güzelliğinde yaşanır, herkese barış ve esenlik getirilir Nevruz bayramı.
Orta Asya ülkelerinde, şimdi Türkiye'de Nevruz üzerinden bir siyasal tartışma yürüdü hep. Nevruz bir tür Kürtlerin bayramı olarak görüldü. Doğru, Kürtlerin de bayramıdır. Her ülkenin ayrı bir efsanesi vardır. Şimdi biz ekrana getiriyoruz. Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Başkuristan, bütün bu Türk coğrafyasında İran, Farsi topluluklar, Tacikistan ki Farsi bir halktır Tacikler. Bütün bu coğrafyada yaygın bir şekilde kutlanıyor. Gürcistan'da kutlanıyor. Kazakistan'da 10 gün resmi tatildir. Azerbaycan'daki İlham Aliyev başlattı kutlama törenlerini. 5 gün resmi tatildir. Tıpkı batıdaki Noel tatili gibidir. 10 gün ki Kırgızistan'da, Özbekistan'da 10'ar gün resmi tatillerdir ve gördüğünüz gibi büyük kalabalıkları, kitlelerin katılımıyla kutlanır. Şimdi tarihçesini de verirseniz arkadaşlar onu da, şimdi Asya halklarının bu bayramı çeşitli efsanelere dayanır. Mesela Türklerin bahar bayramıyla Ergenekon'dan çıkışı çok emekçi karakterli efsanelerdir bunlar. Aynı güne denk gelir ve birlikte kutlanır. Bir Ergenekon'dan, esaretten çıkıştır. Kürt efsanesinde demirci Kava bir demirci ustasıdır. Duhok, zalim Duhok'u karşı mücadele eder, daha çıkar. Bir, o da bir emekçi efsanesidir ve daha sonra zincirlerini parçalar ve o zalimi yok eder. Çekiciyle, o demirci çekiciyle yok eder. O da yine Kürtlerin hem baharı karşılaması hem de özgürlük bayramı gibidir. Bakın mesela şu anda ortadaki görüntüler Kırgızistan'dan, bir tür Noel Baba gibidir o. Yani oynar bir Hızır gibidir. Onun rolünü oynayan kırmızı giyinmiş bir ne diyelim, bir halk sanatçısı sokaklarda gösteri yapıyor. Büyük kutlamalar yapılıyor, büyük katılımlar var. Aynı şekilde Irak'ta, Suriye'de ve özellikle Türkiye'deki Kürt yurttaşlarımız arasında da kutlanıyor. Fakat bu bayram ilginç bir biçimde. Mesela ben çocukluğumda, biz anne ve baba tarafından Türk soylu bir aileden geliyoruz. Ben bir Oğuz Türk'üyüm. Oğuz Türkmen soyundan gelen anne ve baba tarafından bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Biz küçüklüğümüzde Nevruz kutlardık. Annem kutlardı. Annem kutlardı. Ama daha sonra unutturuldu, bu söndürüldü, unutturuldu ve başka bayramlar unuttu. Yani insanlar unuttu çok. Hani devlet tarafından da sahiplenilmediği için, yani resmi takvimlerde yer almadığı, Türkiye Cumhuriyeti takvimlerinde vesaire unutuldu. Bunun yeniden güncellik kazanması, kabul etmek gerekiyor ki, Kürt yurttaşlarımızın sayesinde oldu. Fakat bir yanılgı var burada. Hem Kürt yurttaşlar tarafından bir yanılgı var, hem de Türkler arasında bir yanılgı var. Bu sanki Kürtlere ait, hatta terör örgütüne ait bir bayrammış gibi sunulmaya ve anlatılmaya çalışılıyor. Hayır, böyle değil. Nihayet bütün bu olup bitenlerden sonra, yaşanan büyük acılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Nevruz'u yeniden bayram olarak tanıdı. Bakın bu Asya ülkelerindeki şeyler, törenler, Özbekistan'daki törenler çeşitli biçimlerde kutlanılıyor. Çeşitli biçimlerde kutlanılıyor. İran'da, Gürcistan'da yapılan törenler var. Kazanlar kaynatılıyor, aşlar dağıtılıyor. Şimdi bunun bir barış ve esenlik, bir baharı karşılama günü olarak kutlanmasında Türkiye'deki barışa, halkların kardeşliğine hizmet etmesinde büyük yarar var. Bugün Diyarbakır'daki büyük Nevruz mitingi ya da Kürt yurttaşlarımızın ifadesiyle Nevruz mitingi olaysız bitti, barış içinde bitti ve güzel. Burada Sayın Leyla Zana'nın eski milletvekili, Kürt siyasal hareketi geleneği içinde yer almış DEP, evet, Halkın Emek Partisi, HEP, DEP, DEHAP, o çizgiden gelen ve bugün DEM Parti ile bu geleneği sürdüren siyasi hareket içinde önemli bir yere sahiptir Leyla Zana. Çünkü onun eşi Mehdi Zana 1979'da bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak Diyarbakır Belediye Başkanı olmuştur. Aslında bağımsız değildir. Yani Özgürlük Yolu grubuna, Kemal Burkay'ın grubuyla Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin yaptığı ittifakın adayıdır. O ittifakın adayı olarak girdiği seçimleri kazanmıştır. Bugün Leyla Zana yaptığı konuşmada, bu mitingde yaptığı konuşmada önemli bir şey söylüyor. Ben bunu doğru buluyorum. Nevruz'u kutlayan herkesin olsun diyor. Çok doğru, çok iyi.
Biz bencil ve paylaşmayan bir halk değiliz. Ama Nevruz'u Nevruz yapan Mazlum Doğan vesaire vesaire diye bazı hareketin, Kürt hareketinin bazı simge isimlerini sayıyor. Diyor ki biz hep birlikte kim kutlamak istiyorsa onların da olsun istiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun diyoruz demiş. Bunu doğru buluyorum. Fakat burada hani bu bayram bize aitti ama kimse kim kutlamak istiyorsa onlar da kutlasın gibi bir yaklaşım da var. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu bayram herkesin. Bizim ekrana getirdiğimiz görüntülerde olduğu gibi bütün Orta Asya'da resmi tatil, 10 günlük resmi tatil. İran'da resmi tatil, Azerbaycan'da resmi tatil ve kutlanıyor. Ve herkes kendi özgün bir kuruluş ve kurtuluş miti vardır, efsanesi vardır. Yani her halkın, her kavimin, her ulusun. Bu Türklerde başkadır, Kürtlerde başkadır, İranlı toplumlarda daha başkadır. İşte Türklerde bu Ergenekon'dur, çok büyük ve çok güzel bir destandır. Kürtlerde Kava destanıdır. Yine başka halkların benzer destanları vardır, hep kuruluş mitleri vardır. Fakat burada önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Leyla Zana'nın yaptığı konuşmada dikkatlerden kaçan ve hani hep önemli bir şey açıklayacağız demişlerdi ya bir şey çıkmadı dendi ama dikkatlerden kaçan önemli açıklamayı yapmış bence. Diyor ki 1993'teki barış ve çözüm çabalarına işaret ederek ve daha sonraki çözüm çabalarına da yani 2011-12'deki çözüm çabalarına da işaret ederek diyor ki bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız diye alandaki kalabalığa soruyor. Kalabalık çok büyük yani 100 bin aşkın insan var. Mitinge katılanlar hep birlikte evet yanıtını veriyor. Leyla Zana ise barış berekettir, barış sevmektir. Bir kez daha yüksek sesle diyoruz. Nevroz kutlu olsun diye devam ediyor. Kutlamak isteyen herkesin bayramı olsun diyor. Şimdi burada tekrar yeni bir çözüm ve barış sürecinden söz etmesini ben ilginç buluyorum. Buraya bir mim koymak gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun muhatapları tarafından bu konuya bir açıklık getirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Siyasal iktidarla ki daha önce de Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada çözümün muhatabının Erdoğan olduğunu söylemişti. Erdoğan ve AKP iktidarıyla yeni bir hemen seçim öncesi ya da seçim sürecindeki bir dizi siyasal gelişmeyi de etkileyebilecek şekilde bir yeni çözümün işareti ya da haberinin çözüm sürecinin daha doğrusu işaretinin verilmeye çalışılıp çalışılmadığı konusunda bir açıklığa kavuşturulacak konu var önümüzde diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet, şimdi ben de aynı şeye işaret etmek istiyorum. Bu Leyla Zana'nın seçimlerden sonra yeni bir açılım sürecine işaret ettiğini ifade eden havası diyelim. Belki çok net kelimelerle bunu böyle benim söylediğim gibi seçimden sonra açılım süreci olacak demiyor ama öyle bir havada konuşuyor ve öyle şeyler sözcüklerini öyle ard arda sıralıyor ki seçimlerden sonra yeni bir açılım sürecinin yeni bir evet açılım süreci o zamanki deyimle işte Kürt barış süreci filan ne derseniz sürecinin söz konusu olduğunu veya bunun beklendiğini veya bunun temaslarının yapıldığını anlıyoruz. Şimdi bu tek başına bir olay değil. Yani Leyla Zana'nın konuşması tek başına bir konuşma değil. Benim de çok saygı duyduğum bir başka Kürt siyasetçi vardır Ahmet Türk. Onu sanıyorum Merdan Bey siz de beğenir ve önemsersiniz. Ahmet Türk de kısa bir süre önce Kürt sorununun çözümünde derin devleti ikna edecek olan gücün iktidar olduğunu, muhalefetin böyle bir güce sahip olmadığını ifade etti. Şimdi çok enteresan. Yani derin devlet, derin devletten kasıt nedir? Derin devletten ben söyleyeyim. Ben lafımı esirgemediğimi siz değerli izleyicilerimiz de bilir. Sevgili Merdan Bey de çok iyi bilir. Derin devletten kastedilen şey MİT'tir ve genelkurmaydır.
Hatta Genelkurmay'ın da içindeki işte o maalesef basılan ve içindeki bütün sırlar açığa çıkıp yabancılara satılan kozmik oda. Ve işte o MIT'le işbirliği halinde bir tür güya komünist işgali olursa ona karşı mücadele edecek olan yerli ve milli, biraz abartarak söylüyorum, çetelerin bulunduğu yerdir. Yani lafı fazla uzatmadan, derin devlet dediği şey görünen siyasal partilerin arkasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden MİT ve Genelkurmay. Ama artık MİT ve Genelkurmay bağımsız veya öyle görünen siyasal partilerin dışında filan bir şey olmaktan çıktı bitti. Yok öyle bir şey artık. Yani şimdi değerli izleyiciler, eğer bu değişmeleri, bu gelişmeleri veya bu geriye gidişleri dikkate almazsanız hiçbir şey anlamazsınız. Yok artık derin devlet filan diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Israrla iddia ediyorum. Yok öyle bir derin devlet. Derin devlet dediğiniz şey MİT ise, MİT'in başkanı veya müsteşarı olan zat şu anda Dışişleri Bakanı. Ya derin devlet dediğiniz şey eğer yani siyasal iktidardan bağımsız zannediyorsanız şu anda başında şahsın devletini kuran ve şahsın devletini yöneten Cumhurbaşkanı'nın o takım içindeki en nitelikli, benim deyimimdir bu, olan insan var, İbrahim Kalın. Ben bir defa daha tekrarlayayım. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki danışmanlar grubunun veya işte onun birlikte olduğu insanlar grubunun içindeki en niteliklilerden biridir. Belki de birincisidir. Onu MİT'in başına veriyor. Dedikodular vardı. İşte Dışişleri Bakanlığı istemiş de olmamış da ama işte MİT'in başına geçmiş. MİT'in başındaki de Dışişleri Bakanı yapılmış. Çünkü o daha önce ilişkileri sürdürüyormuş filan gibi bir takım dedikodular hepimizin kulağına geliyor. Ama yani bunun sonucunda ben gayet net ve açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki derin devlet filan diye bir şey yok kardeşim. Onların hepsi Recep Tayyip Erdoğan. Şahsın devletini kuran Recep Tayyip Erdoğan. MİT'e de hakim, Genelkurmay'a da hakim, bilmem Kozmik Oda'ya da hakim, dışişlerine de hakim. Derin devlet, sığ devlet, görünen devlet, görünmeyen devlet falan diye bir şeyler yok. Şimdi bu gerçekleri bilerek, bu gerçekleri bilerek yerel seçime baktığımızda çok net olarak bir arka kapı siyaseti görüyoruz. Ön kapıda, ön tarafta iktidar barbar. Sadece PKK'yı değil, DEM Partisi'ni de, yani Halkların işte Eşitliği ve Demokrasi Partisi'ni de. Onunla da yetinmeyip DEM'le işbirliği yaptı diye demleniyor, memleniyor diye CHP'yi de ve bütün Kürt yurttaşlarımızı, bütün cumhuriyetçi olan, demokrasiden yana olan, Türkiye'nin tümü bütünlüğü için buna inanan ve bunun için de siyaset yapan Kürt yurttaşlarımızı da zan altında bırakacak bir terörizm suçlaması yapılıyor ön kapı. Ön kapıda bir bakıyorsunuz bar bar bağıran bir takım insanlar. Neredeyse bütün Kürt yurttaşlarımızı teröristlikle suçluyor. Sadece DEM Partisi'ni değil, CHP'yi de hem DEM'le hem de DEM üzerinden efendim PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor. Korkunç bir şey, korkunç bir suçlama. Bunu 14-28 Mayıs'ta da yaptı. Değerli izleyiciler, bunları görmeden bizi hiçbir şey anlamamız mümkün değil. Ön kapıda yapılan politika bu. 14-28 Mayıs seçimlerinde dezenformasyon yaptılar yahu. Kendisine suikast düzenlenmiş PKK tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil'deki bilmem liderlerle birlikte gösteren videolar sergilediler. Üstelik de bunu Cumhurbaşkanı destekledi. Recep Tayyip Erdoğan destekledi. Şimdi aynı olay oynanıyor yerel seçimlere giderken. Bakıyorsunuz ya ben mi diyorum demleniyor diye, demleniyor diyen Cumhurbaşkanı. Üstelik mesela bugün çok üzüldüm Ali Yerlikaya için. Hakikaten üzüldüm. Ali Yerlikaya işte mahiyet memurluğundan, kaymakamlıktan gelen bir gerçek bir yönetici ve
İstanbul valisi olarak da çok iyi bir izlenim bırakmıştı. O izlenimiyle İçişleri Bakanlığı'na gitti. Kendinden önce Türkiye'yi bir yani adeta operasyon alanı haline getirmiş olan uluslararası örgütlerle, terör örgütleriyle ve kaçakçı örgütleriyle mücadele etti. Neredeyse her gün bir tanesini yakaladı. Aferin filan derken bugün bir baktık ki o değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi ve İçişleri Bakanı olduğumu zannettiğimiz Ali Yerlikaya, İstanbul Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum adına sahalara inmiş. Kendisi adına çok üzüldüm. Hayırlı olsun diyelim. Fakat söylemek istediğim şey şu. Yani Ahmet Türk'ün söylediği derin devleti iktidar ancak ikna edebilir, muhalefet ikna edemez lafı da Leyla Zana'nın çok açık kelimelerle söylenmemiş olmakla birlikte seçim sonrasını filan işaret ederek yeniden bir barış sürecinden, o barış süreci havasından evet, söz etmesiyle birleştirildiği zaman arka kapıdan iktidarla DEM Parti arasında temasların ve ilişkilerin kurulduğu net olarak anlaşılıyor değerli izleyiciler. Hiç kimse döndürmesin bu lafı. Hiç kimse çevir kazı yanmasın, hani padişah uyanmasın derler. Yok öyle bir şey. Ön kapıda suçlayacaksın, CHP'yi bile suçlayacaksın. DEM'le ve PKK'yla işbirliği yapıyor diye, teröristtir bunlar diye. Kendin arka kapıdan ondan sonra DEM'le ve başka belki PKK'yla bilemiyorum. Çünkü oturdu Oslo'da, masaya da oturdu, onu biliyoruz. Getirdi Öcalan'ın mektubunu okuttu, kardeşini şeye çıkardı, televizyona, TRT'ye çıkardı. Belki doğrudan onlarla bilemiyoruz. Temas kuracaksa olmaz böyle şey. Bunu muhalefetin açıkça anlatması lazım kardeşim. Açıkça. Öyle utangaç filan bir biçimde değil. Aynen böyle laiklik konusundaki utangaçlığını terör konusunda, Kürt konusunda da sürdürürse ondan sonra hiçbir iş ondan çıkmaz tabii. İktidar hepsini alır götürür süpürür. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi başka birkaç daha konu var. Biliyorsunuz hocam, Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi, Kadir Özkaya. Kadir Özkaya'nın bir özelliği var. Can Atalay davasında hak ihlali yönünde oy kullanan bir idari yargıdan gelen bir yargıç. 9 oyla Anayasa Mahkemesi başkanı oldu. Çünkü mevcut başkan 20 Nisan'da emekli oluyor. Zühtü Aslan 20 Nisan'da emekli olacak. Onun yerine başkan seçildi. 15 üyelidir Anayasa Mahkemesi, başkan dahil. 15 üyesi var. Şimdi bunun tabii ki yeni seçilen başkan Kadir Özkaya'nın daha önce aldığı, verdiği oylarda ne diyelim, hem iktidar ve AKP'nin işine gelebilecek, onun kararlarını onaylayan, iktidarın kararları yönünde ya da onunla paralellik taşıyan kimi tercihleri olduğu gibi, Can Atalay gibi aslında Türkiye'de büyük bir siyasal tartışmada çok ciddi bir baskı, bir siyasal baskı uygulanmasına karşın bağımsız bir yargıç tavrı takındığını da söylemek lazım. Buraya bir işaret koyalım. Kendisini biz takip edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay konusunda, davasında hak ihlali kararı veren bir kişinin başkan seçilmiş olmasının önemine işaret etmek istiyorum. Bir konu bu. Bunu atlamamak lazım. Kendisi 1991 yılında idari yargıda hakimlik yapmaya başlamış. Stajını tamamladıktan sonra Danıştay Tetkik Hakimliği'ne geçmiş. Oradan 2004 yılında ise geçici olarak Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne atanmış. Yani çekirdekten gelen, hukuk fakültesi mezunu olmamasına karşın bir hakim. İdari yargıda biliyorsunuz hocam, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunları, bunların kamu yönetimi bölümü mezunları idari yargıda görev alabiliyorlar. Çünkü önemli ölçüde hukuk dersi de görüyorlar. Yani biz de mesela derslerimizin %35'i, 40'a yakınını hukuk derslerini dersleri oluşturuyordu. O dersleri gördük. Buradan biliyorum. Yani hukuk fakültesi mezunu olanlar esas olarak adli yargıda görev yapıyorlar. İdari yargıda daha esnek bir yargıç seçimi var. Çünkü mali davalara, idari davalara bakıldığı için idare ve anayasa hukuku konusunda uzman olmaları yetiyor.
İdare ve anayasa hukuku konuları da biliyorsunuz İktisadi ve İdare Bilimler Fakülteleri ve özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ayrıntılı bir şekilde okutulur, öğretilir. Çünkü Türkiye'nin hani siyasal yapısıyla gayet uyumludur. Bu derslerin verilmesi uyumludur. Kadir Özkaya da buradan, bu kökenden geliyor. Başka bir şeye değineceğim hocam. Bugün ilginç bir gelişme olarak değerlendireceğim. Şimdi bazı diziler var. Şimdi Türkiye'den ideolojik mücadeleden, kültürel mücadeleden söz ettik. Bazı diziler var. Kızıl Goncalar diye, Goncalar diye ya da bir diziden söz ediliyor. Veyahut Kızılcık Şerbeti diye diziler var. Burada, buralarda işte ne diyelim, muhafazakar ailelerin ya da hayatları söz konusu edilebiliyor. Ya işte cemaatler ve tarikatler bu dizilerin, özellikle Kızıl Goncalar'ın merkezinde, odağında yer alıyor. Bu dizilerde benim dikkatimi bir süredir çeken, yurttaşlarımızın da dikkatini çekmiştir. Biliyorsunuz Kızıl Goncalar cemaat tarikat meselesinde bir aşağılayıcı ya da dışlayıcı bir tutum takındığı için cezalandırılmak istenmişti, ceza da verilmişti. Fakat gözden kaçan başka bir olay şudur. Olağanlaştırılıyor, hayatınızın bir parçası haline getiriliyor ve meşrulaştırılıyor. Özellikle Kızıl Goncalar dizisinde orada işte modern yaşam tarzına, çağdaş yaşam tarzına sahip bir aile ya da seküler, laiklikten yana bir ailede düzgün tek bir tip yok. Herkesin bir arızası, herkesin bir ahlaki bir sorunu ve zaafı, hatta bir deformasyonu var. Ama öte yandan tarikatler hayatımızın içinde o kadar normal, o kadar olağan ki bunlar zaten yaşamımızın bir parçası ve sanki hep de böyle vardı. Şimdi ben buraya dikkat çekmek istiyorum. İşte budur ideolojik mücadele, budur. Bazı diziler üzerinden, TRT dizileri üzerinden, yandaş medyadaki diziler üzerinden tarikat ve bir şeriat rejiminin, tarikatlar düzeninin, cemaatler düzeninin meşrulaştırılmaya, olağanlaştırılmaya çalışıldığı, buna karşın çağdaş yaşamdan yana olan, diyelim ki laiklikten ya da cumhuriyetten yana olduğu anlaşılan, böyle görülen, ki bu da genellikle işte serbest yaşam diye tırnak içinde ifade ediliyor bu dizilerde ya da modern yaşam diye. Bunların ise aşağılandığı, ahlaki bir zafiyet içinde olduğu ince ince bir alt metin olarak işlenmeye çalışılıyor. Burada Kızılcık Şerbeti dizisini biraz farklı tutmak lazım. Orada da biraz daha farklı yapılıyor. Yani muhafazakar aile ve onun çevresinde gelişen bir dizi olayın hiç de, yani dindar bir aile ve çevresine uygun düşmeyen bazı davranışlar ve tutumlar olarak gösterildiğine de tanık olabiliyoruz. Fakat nihayetinde işin bu kadar ticarileşmesi toplumdaki ideolojik dönüştürme çabalarının bir parçası haline gelmesinin önemli olduğunu ve bu bakımdan da toplumun dikkatini çekmek gerektiğini düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet, maalesef tabii bu iktidar öyle bir şey ki, sadece gazete ve televizyon haberleri olarak değil, aynı zamanda filmlerle, dizilerle, hikayelerle, romanlarla da kendi seçmenini yönlendirmeye, kendisine özel seçmen üretmeye çalışıyor. Bu iki dizi işte söz konusu, biri Kızıl Goncalar filan. Zamanında böyle ya orada da işte bilmem bir tarikat mensubunun da hile yaptığı veya işte kötülük yaptığı söyleniyor, aman neyi filan deyip, üstelik de bir de Rütük tarafından bu nedenle bilmem işte dini bilmem neleri aşağılamak filan diye o diziye ceza verilince birdenbire yani çağdaş kesimde dindar da olsa, laik ve dindar çünkü aynı şeyler değil, kesimde birdenbire bunun böyle ya acaba ha eleştiri falan dendiği bir dönemle başladı bu. Yanlış. Ben o zaman da söyledim, yazdım da. Yani çok net olarak bu diziler
tarikatları olağanlaştırıyor, güncelleştiriyor. Değerli izleyiciler, tarikatların kucağında demokrasi olmaz. Tarikatlar sivil toplum örgütü değildir. Tarikatlar şeyhin kendi mensuplarına, tarikat mensuplarına köle muamelesi yaptığı, ceset gibi bedenlerini alıp her istediğini yaptığı ve onların içlerini, ruhlarını, zihinlerini doldurduğu, kendi deyimlerini söylüyorum. Ben söylemiyorum bunları, kendileri söylüyorlar. Bir yapıdır. Yani bir şeyh vardır. O Allah'a ulaşma yolunda sana senin yolunu aydınlatır ve sen kendini bir ceset gibi ona tamamıyla onun iradesine teslim etmek zorundasın. Kendileri söylüyorlar, akılla, sorgulamayla, eleştiriyle din filan olmaz diyorlar. Tarikat olmaz diyorlar. Tarikat budur. Maalesef ben NTV'de Mehmet Barlas'la, şimdi rahmetli oldu, program yaparken Mehmet Barlas ısrarla bütün bilgisine, çağdaş bilgisine ve ansiklopedik bilgisinin çoğunluğuna rağmen maalesef gerçekleri saptırmakta hiç üstüne yoktu. Tarikatların sivil toplum örgütü olduğunu iddia ederdi. Ve o iddia o sırada gayet geçerli olarak da kabul ediliyordu. Çünkü dönem Ergenekon ve Balyoz dönemiydi. Şimdi dolayısıyla bu diziler şimdi, yani Mehmet Barlas'ın ekranda yaptığı tarikatlar sivil toplumdur propagandasının beyinlere ve yüreklere televizyonlar aracılığıyla kazılmasıdır. Şimdi ben başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum program bitmeden. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin metrolarına yapılan suikastlar, sabotajlar maalesef Ankara'da da görülmeye başlandı. Ne yaparlarsa yapsınlar, Ankara'da da şimdi yürüyen merdivenleri sabote ediyorlarmış, fotoğraflar yayınlandı vesaire. Yani Mansur Yavaş'ın şansını azaltmaları, yok etmeleri mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar ama kendi aşağılık yöntemleriyle, siyaset yapma yöntemleriyle bu ülkeyi bu hale getirdiklerini herkesin gözüne de sokuyorlar. Yani kazandıkları zaman işte böyle böyle kazandıklarını herkes görüyor. Ona da lütfen dikkat edelim diyorum. Sabotajla, suikastlarla Türkiye'yi bu hale getirdiler değerli izleyiciler. Evet, buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Değerli seyirciler, biz bugün saat 22'de, daha önce 21 diye duyurmuştuk. Sayın Zeydan Karalar'la birlikte seçime doğru programını yapacağız. Sayın Karalar, Adana'dan hocam kalktı ve geldi. Saat tam 22'de burada olacak. Ben soru soracağım. Sayın Zeydan Karalar cevap verecek. Sadece Adana'yı değil, Adana merkezli bir biçimde Türkiye siyasetini ve siyasal gelişmeleri değerlendireceğiz. Bizden hemen sonra Zeynel Lüle'nin Gerçeğin İzinde programı var. 9'da, tam saat 21'de o başlayacak. 22'de biz seçime doğru programıyla bir ara vereceğiz. Türkiye'nin siyasal durumunu değerlendireceğimiz, tartışacağımız bir saatlik bir program yapacağız. Ardından Gerçeğin İzinde programıyla Zeynel Lüle devam edecek. Ben Tele1'den ayrılmayın, Gerçeğin İzinde programını kaçırmayın. Özellikle Zeydan Karalar'ın sadece bir Adana Belediye Başkanı olmanın ötesinde Türkiye'deki önemli siyasal figürlerden biri olması nedeniyle programı kaçırmayın. Zeydan Karalar'ın yanıtlarını dinleyin ve izleyin derim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Sağ olunuz değerli izleyiciler. Son olarak Trabzon ilimizi ve Trabzonspor'u hiç kimsenin çirkin emellerine alet edemeyeceğini, Trabzonluların muhakemelerinin, vicdanlarının hiçbir komploya evet demeyeceğine inandığımı belirterek size veda etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siyasetin kirli eli sahaya mı indi? Her seçimde kumpasa sarılan iktidarın yöntemi sandığa nasıl yansıyacak?